Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye alır da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada Çin'in televizyon yayını ve CZ'nin açıklamalarından bahsederken tabi her videoda olduğu gibi eğer vakit kalırsa alınabilecek altcoinler listesinde ilerlemeye ve bunları tek tek belirtmeye çalışacağız. Çin Merkez Televizyonu Kripto bölümü yayımlandı diyor. Evet, e, CCTV'de kripto yayımlandı. Fakat bunu devamında kaldırdılar. Bunu da belirtmek lazım. Şu anda Çin tarafında bildiğiniz üzere çalışmalar devam ediyor. Tabi bunlar olurken reklamcılık üzerine de devam eden çalışmalar var. Şöyle dünya genelinde reklamcılık yani e, kripto reklamları ne noktaya gidiyor? Onu bir kere belirtmek lazım. Kripto reklamlarına e, çok hoş bir gözle bakılmıyor. Televizyon üzerinde hiç değilse e, bu böyle. Kaldı ki önceki videoda da bahsettik Birleşik Krallık fan tokenların e, alımını daha doğrusu reklamlarının yapılmasını yasaklamıştı. Buna yönelik dünya genelinde çok farklı çalışmalar var. Yani kripto <laughs> reklamcılığı konusunda e, ortak bir nokta ve varacağımız sonuç noktası şu olacaktır. Kripto reklamcılığının önü açılacaktır fakat şöyle bir detay var abartmadan ve kontrolden geçirilerek yani şu şekilde bir reklam yok x token e, garanti kazandıracak token işte x token e, 10x kazandıracak token diye bir e, reklam yapılmasına müsaade edilmeyecektir gibi gözüküyor. Yani bu şartlar altında olacak haricinde reklamcılık konusunda bir sıkıntı yok. Hatta en son Fransa tarafı yasal anlamda televizyon üzerinden değil fakat kripto influencer'larıyla projeler, borsalar ve altcoin projelerinin birlikte çalışabilmesini ve işbirliğini yasal anlamda onaylama kararı aldı. Çin devletinin yayın kuruluşu Çin Merkez Televizyonu Hong Kong'da kripto para birimlerinin benimsenmesine ilişkin bir bölüm yayınladı. Yayınlanan bölümde Hong Kong regülatörlerinin özel idari bölgede sanal varlıkların ticareti için son hazırlıklarını yaptığı ve sanal varlık platformlarından gelecek başvuruların kabul edileceği ifade edildi. Yani reklamın içeriği şu aslında. Reklamda diyor ki e, yeni bir şey var yani biz Hong Kong üzerinde regülasyona gidiyoruz. Bu da bu arada 1 Haziran tarihinde bunu önceki videolarda da konuştuk. 1 Haziran itibariyle artık Hong Kong... Ne yapacak borsaların lisanslanabilirliği için gerekli düzenleyici çerçeveyi oluşturacak ve borsalar resmen Hong Kong üzerinde e, kripto para alım-satımı ve faaliyetleri yürütebilecekler. Aynı anda burada perakende yatırımcılar, tüccarlar ve kripto traderlarının resmen kripto para alması, satması ve tutması yasalar karşısında tanınan bir faaliyet ol, e, olacak. Bunu söylüyor ve bunun reklamı yapılıyor aslında. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu yetkilisi eee çayı dijital varlık sağlayıcılarının düzenlenmesinin siber güvenlik, müşterilerin varlıklarının güvencesi ve platformlarla müşteriler arasındaki potansiyel çıkar çatışması gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı diyor. Evet. Ya piyasada sıkıntılar da var tabii ki. Bunu her zaman söylemek lazım. Mesela şu an tabii hacking vakaları bayağı bir indi. Fakat doğru. Sıkıntılar var. Bunun içinde çalışılıyor dünyanın dört bir yanında özellikle Hong Kong'da. CCTV 1 milyara aşan izleyici kitlesiyle Çin'in en büyük yayıncısı konumunda yer alıyor. 98 saniyelik kripto bölümünde maşallah 98 saniyelik reklam mı olur ya? Şey gibi zaten kısa film gibi olmuş yani böyle uzun metraj film çekip onu yayımlasaydınız kripto için. İlginç bir biçimde sektörle ilgili hiçbir olumsuz bilgiye yer verilmemesi dikkat çekti diyor. Evet yani herhangi bir şekilde bir olumsuzluk yok ve över nitelikte. Tabi bu sonradan bu reklamı kaldırdılar yani reklam kaldırıldı. Bunun sebebi çok büyük bir ihtimalle kesin olmamakla beraber e, halk içerisinde bir takım taleplere ve spekülasyonlara yol açtı. Halk tarafından gelen sesler işte yeniden bize de açılacak belli ya da hükümete eleştiriler doğrultusunda yeniden trade yapmasına yapımı, yap, yapmamıza izin verin tarzında talepler ve spekülasyonlar oluştuğu için büyük ihtimalle bunu kaldırma kararı aldılar. Bu durum. Çin anakarasındaki yetkililerin kripto para karşıtı tutumuyla büyük bir zıtlık meydana getiriyor. Yine de ülkede kripto para birimi mülkiyetine izin verilmektedir diyor. Hayır. Şimdi dediğim gibi yani devamında bu kaldırıldı çünkü fazlaca spekülasyon gerçekleşti vesaire vesaire. TikTok'un 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Çin versiyonu Duyin kripto para birimi fiyat teklifleri yayımlamaya başladı. Ha şimdi ve ortaya çıktı işte işler bak. Çin'de yayımlanır yayınlanmaz da Çin üzerindeki platformlar vesaire ne yapıyor? E, kripto paralar üzerinden hareket etmeye başlıyorlar. Bir gün sonra kaldırıldı ve yerine resmi olmayan dijital para birimleri fiyat para birimleriyle aynı yasal statüye sahip değildir. Lütfen yatırımlarınızı dikkatli yapın ibaresi yer aldı. He. Duin üzerinde bir gün sonra değiştiriliyor. Ve bu şekilde söylüyor. Yani burada diyor bunlar yani dijital para birimleri bunlar resmi değildir. Ülke içerisinde resmen yasalar karşısında tanınmamaktadır. Fiyat para birimleriyle işte aynı statüde değildir. Dolayısıyla işte Yuan'la aynı statüde değildir. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde yatırım yapın olarak bu değişiyor. Tabii büyüklerden enseye tokat geldiği zaman işler farklı boyuta ilerler. Başka Binance CEO'su diyor, CZ olmak üzere başta olacaktı herhalde. Birçok sektör öncüsü, kripto parayla ilgili bir bölümün Çin devlet medyasında yer almasını övdü. CZ, bu büyük bir olay. Çince konuşan toplulukların sesi gür çıkıyor. Tarihsel olarak bakıldığında bunun gibi haberlerin boğa rallisine yol açtığını görüyoruz dedi. Evet, burada da kendisinin atmış olduğu tweet, e, doğrudan karşımızda. Bu arada biliyorsunuz, Cz de şeydir, e, Cz de Çinlidir, Çin vatandaşıdır. E, fakat zamanında göçmüşlerdir, yani kökeni Çindir, fakat vatandaşlığı <laughs> Kanada vatandaşıdır kendisi. Böyle söylemek lazım. Hatta Cz 2 yaşındayken ailesi Çinden e, Kanada'ya göçüyor. Zamanın siyasal olayları, işte e, içsel sıkıntılar falan filan. Her neyse, Cz'nin hayatından ziyade ee, doğru yani bu tarz reklamlar tabii ki güzel oluyor. Ee, kaldırıldı bu arada. Fakat pek çok işte Çin tarafındaki sosyal medya platformunda e, bu reklam hala devam ediyor ve elden ele dolaşıyor. Yani TV yayınından kaldırsa bile reklamın içeriği hala Çin tarafında hype etkisinde olduğu biliniyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.